Westworld 3. sezon 2. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Bölüm genel olarak iyiydi. Karakterlerimiz nereden nereye gidiyor ve nerede buluşacaklar gibi soruların cevabını aldık. Ayrıca özlediğimiz karakterleri bolca gördüğümüz bir bölüm oldu. Maeve olsun, Bernard olsun, Felix ve Sylvester olsun, Lee Sizemore olsun, Hector olsun. Hatta Game of Thrones'daki ejderha bile olsun. Maeve Warworld'da uyandı. 1943 yılında Almanya işgali altında kalan İtalya'da. Kendisi sözde casus ve kapıdan içeri bir bakıyoruz ki Hector giriyor. Maeve şaşırıyor. Aa, sen ölmemiş miydin? Hector diyor, fazla konuşmaya zamanımız yok, hadi gidelim buradan. Neyse efendim, iki casusumuz güya kaçmaya çalışırlarken bir uçağa binip uzaklaşacaklarken Maeve aslında Hector'un Hector olmadığını, kendisinin de Maeve değil Hector'a göre Isabel olduğunu fark ediyor ve Hector'un gerçek olmadığını fark ediyor. Kafasına bir kurşun sıkıp kendisini Delos'ta bulması da an meselesi oluyor. Westworld'ün mesası eski mesa değil. Daha az personel var, daha ıssız bir yer. Binadaki personel çoğunlukla bir şey olmasını bekleyen ya da hiçbir şey olmamasını uman bir personel ve başıboş dolaşan teknolojiden ibaret. Maeve burada Felix ve Sylvester'ı görüyor uyandığında, ancak işler umduğu gibi gitmiyor. Felix ve Sylvester sanki Maeve'i hiç tanımıyormuş gibi davranıyor. Ve geçen sezon öldüğüne üzüldüğümüz, bu sezon görünce çok sevindiğimiz ancak kendisinin yine de bir ölü olduğunu anlamamızın çok da uzun sürmediği Lee Sizemore'la karşılaşıyoruz. Sözüm ona sahte Lee'nin görevi işte güya Maeve'i kızına yakınlaştırmak, Ford'a doğru yakınlaştırmak, ancak esas görevi Maeve'i oyalamak. Ancak Maeve'in de Lee Sizemore'un bir yalandan ibaret olduğunu anlaması çok uzun sürmüyor. Bölümün en sevdiğim sahnesi, Maeve'in Warworld'daki bütün askerlerin cebinden casus olduklarını düşündürten o gizli kağıdı çıkarması ve herkesin bir anda çatışmaya başlaması ve sahnenin durdurulması. Hani şu Lee Sizemore'un burnunun dibinde kurşun kaldığı sahne gerçekten görsel açıdan çok güzel bir sahneydi. Bu arada Maeve ve Lee Sizemore ikilisini ben çok özlemişim. İkinci sezonda çok sevdiğim bir ikili olmuştu, bahsetmiştim. Keşke Lee Sizemore ölmeseydi ya, onu bir kere daha görseydik falan filan dediğimi de hatırlıyorum. Gördük. Bir daha görür müyüz bilmiyorum, pek de sanmıyorum ama gördüğümüzde sevindik. Bu sırada Bernard da Westworld'e ulaşır. Aslında Maeve'i bulmaya çalışırken Stubbs'a ulaşır. Stubbs'ın da bir host olduğunu öğreniriz. Aslında ikinci sezonda anlamıştık, Stubbs da host olabilir diye şüphelendiğimiz sahneler olmuştu. Ki gerçekten de öyleymiş. Bernard'ın da sen de onlardansın, yani bizdensin dediği sahnede bir kahkaha patlattım. Bernard yani kendini o kadar çok insan gibi görmeye alışmış ki robot olduğunu unuttu bir an. Maeve'i ararlarken ünitesi uçurulmuş Maeve'i buldular. Bernard, Dolores'i durdurmamız lazım. Dolores büyük ihtimalle kendisini durdurmam için beni yeniden dönüştürdü. Ama bunu yapmam için de yanımda bir yardımcımın olması lazım. O yüzden Maeve'e ihtiyacım var dedi. Ayrıca Bernard sistemini de bulur, kendi sistemini. Çünkü dışarıda kendi kendine yarattığı sisteme çok da güvenmemektedir. Yani her an Dolores kendisinin yanına gelmiş ve Bernard'ın bundan hiç haberi olmamış olabilir. Bu yüzden Bernard esas sisteme, tabletine ulaşmaya çalışıyor. Westworld'ün 3. sezon fragmanlarında dikkat çeken birkaç ayrıntı vardı. Mesela bunlardan bir tanesi, çember üzerinde çeşitli olayların olduğunu gösteren, Siryek'in sesinden bizlere uyarı veren bir fragman. Örneğin 2. bir Rus iç savaşı vardı fragmanda ve sonra 2039'da sistem başlatıldı diyordu Siryek. Ve insanlığa bir felaketten diğerine tökezleyen bir grup haydutlar sürüsü diyor. Fragmanda Siryek sistemin tahmin edemeyeceği bir ayrışma gerçekleşinceye kadar her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Ve siz diyor. Bu siz sanıyorum ki Dolores oluyor. Dolores'ten bahsediyor. Yani Siryek Dolores'in hep peşindeydi ki geçen haftaki bölümde Incite'in güvenlik şefi olan, koruma olan Martin'den Siryek'le ilgili bilgi alıyordu. Onu nasıl bulurum diye sorduğunda Dolores, Martin o zaten seni arıyordur büyük ihtimalle dedi. Yani Siryek bölümün sonunda Maeve Siryek'in yanında evinde uyandı ya. Siryek büyük ihtimalle gerçekten de Dolores'i arıyor. Maeve'den de Dolores'i izlemesini, onu öldürmesini istiyor. Maeve'in de kendinden emin bir şekilde masanın etrafında bir tur atıp sen kimsin de benden bir şeyler istiyorsun dercesine eline bıçağı alıp adama batırası geliyor. Ancak o anda Maeve'in bütün motor fonksiyonları duruyor. Allah Allah, nasıl durdu bu diye düşünürken Siryek'in elinde bir düğme görüyoruz, bir cihaz görüyoruz. Anladığımız kadarıyla o cihazdaki düğmeye basmakla tüm motor fonksiyonlarını dondur demek aynı şey. Ve Maeve bu yüzden donuyor. Yani sesli komutlara karşı artık bir engeli yoktu Maeve'in. Hiçbir sesli komut Maeve'i durduramıyordu. Ancak bu yeni cihazımız meyve işledi. Evet, Stubbs dedik, baştan beri host dedik. Ford onu diğer ev sahiplerini koruması için tasarlamıştı. Ve artık kendisi diğer ev sahiplerini koruyamadığı için, ortalık zaten karıştığı için Ford'un ona verdiği görevle kendisini öldürmek istemiş. Yok etmek istemiş. Şimdi o Game of Thrones'tan ejderha sahnesi neydi öyle ya? Ve bir HBO dizisi, kardeş HBO eski dizisine gönderme yaptı, el salladı, ne yaptı biz de anlamadık. Game of Thrones'un ejderhasını orada yapıyorlardı. Yani Game of Thrones evreni de mi bir simülasyon? Aslında Game of Thrones parkı mı var? Yani Jon Snow bir host mu? Yoksa sadece öylesine selam mı çakıldı? Ne oldu yani? Ve dediğim gibi Bernard ve Stubbs birlikte yola çıkarlar. Stubbs gerçi emekli olmak istediğini söyledi ancak bu Bernard'a çok işlemedi. Onu durdurup ona bir görev yükledi. Bu görevde Bernard'ı koruyup kollamak, onun yanında olmaktı. Stubbs da yani bunun için beni durdurmana gerek yoktu, söyleseydin olurdum kardeşim dedi. Şimdi gerçek hayatta Maeve, Dolores, Bernard ve Stubbs var. Ayrıca Charlotte Hale'in içindeki o kimse artık, sahte Charlotte Hale'in vücudu var. Ayrıca o koruma var, Martin, Dolores'in geçen hafta yarattığı. Ama Dolores 5 ünite almıştı. Bunlardan bir tanesi Bernard'da, bir tanesi Martin'de, bir tanesi Charlotte'da. Diğer ikisi kimde ya da henüz birilerine yerleştirdi mi bilmiyoruz. Toplamda gerçek dünyada 3 buradan, sonra Dolores, Stubbs, Maeve. 6 hostumuz gerçek dünyada. Bakalım neler yapacaklar. Bakalım bu Incite şirketinin dünya üzerindeki söz hakkı nedir? Delos'la ne gibi bir bağlantısı var? Ya da var mı? Siryek insanlık savaşından, büyük bir savaştan falan bahsetti. Bu şirketin genel olarak tüm dünya üzerinde bir hükmü olduğu kesin ama nasıl bir hüküm? Bakalım, sanıyorum bundan sonraki bölümlerde gerçek dünyada, ileri teknolojide ve Incite şirketiyle birlikteyiz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya Westworld 3. sezon 3. bölümle görüşmek üzere.